Herkese merhaba. Sağlıklı yaşamla ilgili öğrendiğim şeyleri eşim, dostum, ailem ve sevdiklerimle paylaşmak için bir videolar hazırlamak için yola çıktım. İlk konum da tuz olacak. Peki bu videoda neleri işleyeceğim? Öncelikle tuz gerçekten de sakınmamız gereken 3 beyaz, 3 kötü silahşörlerden bir tanesi mi? Tuz ve un, şekerle birlikte. Yoksa hayatımızda yokluğunda çok ciddi sıkıntılar çekeceğimiz elzem bir girdi mi? Bunları işleyeceğim. Sonrasında ne gibi durumlarda tuz alımımızı arttırmamız lazım? Ne gibi durumlarda azaltmamız gerekiyor? Ne çeşit tuzları tüketmemiz gerekiyor? Bunlara da değineceğim. Gerçekten çok yakınımdaki bilgili, hayat tecrübesi yüksek insanlarda bile bu konularda ne kadar eksiğimizin olduğunu, kendim de dahil, gözlemlediğimde çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar izlerseniz harika olacak. Evet, tuz hayatımızda gerçekten elzem. Gözyaşımız, kanımız, terimiz hepsi oldukça tuzlu bunların. Tabii umarım gözyaşıyla tüketmeyiz bu tuzlarımızı ama gözyaşı ve kanımızla. Ancak cildimizden ve terimizden sürekli zaten bir kayıp yaşıyoruz. Bu kaybettiğimiz miktarı da fazla vakit kaybetmeden geri almamız lazım. İnsanoğlunun biyolojik realitesi de bizlerin denizlerden geldiğine işaret ediyor. Bundan 2 milyon yıl kadar önce denizlerden karaya çıktığımızda, tabii ki o zaman canlı formları çok değişik, biz insan olarak çıkmıyoruz oradan. Ama canlılar çıktıkları zaman o tuzdaki, denizdeki tuz oranları da çok benzer şekilde vücut sıvılarımızda yerini almış ve hala da koruyor. Deniz suyundaki mineraller, bunun içerisinde tabi sodyum klorür de var. Minerallerin oranları vücut sıvılarım, kanımızda aynı şekilde bulunuyor. Ancak deniz suyunun tuz konsantrasyonu bizim vücudumuzdakinden 5 kat daha fazla. Ama mineral oranları dediğim gibi aynı şekilde korunuyor. Bildiğimiz manada tuz, sodyum klorür. Tuzun doğada çok değişik formları var. Ama bizim kullandığımız, tadını bildiğimiz, alıştığımız tat, tükettiğimiz sodyum klorür olarak geçiyor. Bu işin kimyasına girmeyeceğim. Klorür, sindirim sistemimizde ve nefes alıp vermemizde elzemdir. Sodyum ise besinlerin ve oksijenin taşınmasında, kaslarımızın hareket etmesinde, buna kalp kası da dahil, çok elzemdir. Meşhur İskandinav yazar Isaac Dinesen'in satırlarını tekrar edelim. Her şeyin çaresi tuzlu sudur. Ter, gözyaşı ve deniz. Gerçekten öyle. Tuz sınırlaması olmayan durumlarda gözlemlediğimiz zaman bir insan yaklaşık 3-4 gram arası tuz tüketiyor. Bu da uzmanların söylediğine göre günlük ideal tuz oranlarına yakın. 3-5-3-6 gram arası olarak konuşuluyor. Tuz eksikliğinde ilk etapta neler olur vücudumuzda? Baş ağrısı, halsizlik, odaklanamama, sersemlik. Vücudumuzda tuz alımını azalttığımız zaman neler oluyor? Ona bir değinelim. Biraz teknik konulara giriyormuş gibi olacağım ama ben sağlıkla ilgili veya diyetle ilgili bir okula gitmedim. Bunun okulunu okumadım. Ancak çok araştırıyorum ve bu konularda okul okumuş uzman kişileri inceliyorum. Dolayısıyla yabana atmayın bu bilgileri. İnsülin konusuna girmişken şeker hastaları, insülin alan şeker hastaları tuz alımlarına çok dikkat etmeleri lazım. Vücudumuz ve beynimiz ne kadar tuz aldığımızı, bunun ne kadarının vücudumuzda tutulduğu, ne kadarının atıldığının hesabını tutuyor. Böyle bir muhasebesi var. Nasıl
susadığımız zaman, vücudumuzda su ihtiyacı arttığı zaman bir susuzluk hissi oluyor. Tuzla benzer mekanizmalar işliyor aslında. Tuzsuz kalmış birisi gerçekten tuzlu besinlere daha çok ihtiyaç duyuyor. Evrimsel düzeyde de, yani doğayı da incelediğimizde bunun doğadaki yansımaları da gözüküyor. Mesela bazı coğrafyalardaki fillerin mağaralara gidip tuzlu mağara duvarlarını yaladıkları gözlemleniyor. Tuzlu mikroplara ulaşmak için ağaç köklerini, ağaç parçalarını çiğnedikleri gözlemleniyor. Belli koşullar dışında tuz tüketiminin tansiyonu arttırmadığı artık kabul ediliyor. Sizlerle bu tüm paylaştığım kaynakların detaylarını da videonun altında yine geçmeye çalışacağım. Oralardan ayrıca izleyebilirsiniz. Belli şartlarda evet yükseltebiliyor. Bazı vücut fonksiyonlarında aksamalar olduğu koşullarda. Ancak tuz tüketiminin tansiyonla direkt bağlantılı olmadığı, yani sebebinin o olmadığı artık kanıtlanmış durumda. Bunda çok çarpıcı örnekler var. Özellikle Nepal'de belli bölgelerin kıyaslamasında, hatta onların isimlerini de vereyim, belki incelemek isteyenler olabilir. Kotyang şehrinde mesela 12 gramlık tuz tüketimi var kişi başına ortalama. Ki bu günlük ihtiyacımızın yaklaşık 3 katı kadar, hatta biraz daha fazla. Bu kişilerde tansiyon ve kan dolaşımıyla dolaşım rahatsızlıkları hiç gözlenmiyor. Yani %1'in altında. Yine Nepal'de Badrakali şehrinde tuz tüketimi 1 gram seviyelerinde, yani hiç tuz tüketmiyorlar. Ancak tansiyon hastalarının sayısı %10 civarında, ciddi şekilde tansiyon rahatsızlığı olanlar. Bunlar gerçekten çok çarpıcı örnekler. Bu çok tuz tüketilen bölgede şeker tüketimi yok. Diğer az tuz tüketilen bölgede de şeker tüketimi gerçekten çok fazla. Tabi bu başka bir konu, ancak gerçekten katil şeker arkadaşlar. Yani bunu çalışmalar artık tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Sonra şekerle ilgili bir video da yapacağız. Peki kimler tuz tüketimine çok dikkat etmesi lazım? Bunlar oldukça teknik terimler. Bunları size buradan okuyacağım, bir yanlış yapmamak adına. Hiperaldosteronizm, tuz tutulmasını sağlayan aldosteron hormonunun fazla salgılanması. Bu rahatsızlığa sahip olanlar eminim kendileri biliyorlardır, aşinalardır. Cushing hastalığı. Hipofiz bezinin düzgün çalışmamasından dolayı kortizol seviyesinin yüksek olması. Kortizol seviyesinin yüksek olması da yine insülinin yüksek olduğu koşullar gibi çalışıyor. Ne yapıyor? Tuzu vücudun daha çok tutmasını sağlıyor. Yine Lidl sendromu vücutta tuz atılımını engelliyor. Bu da. Bu üç rahatsızlığı olanlar artı herhangi bir sebeple böbrek fonksiyonları iyi çalışmayanların tuz alımına çok dikkat etmeleri lazım. İşte bu şartlar altında tuz alımını arttırdığımızda veya dikkat etmediğimizde işte tansiyona etkisi oluyor. Peki tuz alımını hangi koşullar altında artırmamız gerekiyor? Buna bir değinelim. Aşırı soğuk ortamlarda, İdrarımızın renginin koyulaştığı durumlarda, işte tırnağımıza bastırdığımız zaman biliyorsunuz rengi açık beyaz şekle dönüşüyor. Bunun pembe renge dönüşme süresinin arttığı zamanlarda, cildimize, parmaklarımıza bastırdığımız zaman geri toparlama süresinin uzadığı koşullarda, bazen aniden kalktığımızda böyle bir baş dönmesi gibi şeyler hissedebiliyoruz. Böyle olduğu durumlarda yine bunun sebebinin tuz eksikliği olma ihtimali yüksek. Herhangi bir sebeple terlediğimizde, bu spor yapmış olabiliriz veya bir rahatsızlık geçiriyor olabiliriz. Yine terlediğimizde, tabii ishal olduğumuzda, yine yani vücuttan herhangi bir fazla oranda su kaybı olduğunda yine tuz alımını artırmamız lazım.
sporculara özel tavsiyeler var. Nedir bu tavsiyeler? Spor öncesinde ve spor esnasında tuz alımını artırmamız lazım. İdeali spordan önce yarım çay kaşığı tuz tüketilmesi suyla beraber ve devam eden spor sürecinde de her bir saat için yine yarım çay kaşığı tuz tüketilmesini öneriyorlar. Spor öncesi alınan tuz susuzluk hissini azaltıyor. Aynı zamanda vücudun daha efektif çalışmasını, oksijenin vücutta sirkülasyonunu kolaylaştırıyor ve performansı artırıyor. Yine aynı şekilde krampları ve yorgunluğu da azaltan etkileri var. Peki tuzun vücudumuzdaki su hareketlerinde, su tutulumunda nasıl bir etkisi var? Çok önemli. Vücudumuz su kaybettiği zaman böbreklerimiz yine daha önce konusu geçtiği şekilde tuz alımını artırıyor. Ve vücudumuzdaki öncelik tuz eksikliğini, kandaki su eksikliğini karşılamak. Dolayısıyla tuz oynadığı fonksiyonla hücredeki ve hücreler arasındaki suyun kana iletilmesini sağlıyor. Bu durumda da tabii hücrelerimiz dehidre oluyor. Bayanlar için de hassas bir konu. Kırışıklıklarımız artabilir, cildimizde değişik deformasyonlar olabilir uzun süre susuz kalırsak. Bunun sebebi de vücudumuz önceliği hücrelerimizden alıp suyu kana vermeye çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yine tuz ile. Dolayısıyla tuzun bu kadar elzem bir fonksiyonu daha var. Hepiniz elektrolitleri duymuşsunuzdur. Vücudumuzun hemen hemen bütün fonksiyonlarında elektrolitlerin çok büyük önemi var. Burada 5-6 tane ana madde var elektrolit dengemizde yeri olan. Bunları bir sayalım. Sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, klorür, fosfor gibi mineraller. Bunlar çok önemli vücut fonksiyonlarımız için. Bu minerallerden vücudumuzda yaklaşık 102 adet var. Tabii çok önemli olanları iki elin parmakları kadar. Ancak 102 kadar iz mineraller var. Bunların da çeşitli fonksiyonları var. Çok çok az eser miktarda olmasına rağmen vücudumuzda çok önemli fonksiyonları var. Peki bu iz minerallerini ve elektrolit minerallerini nereden alıyoruz? Yediğimiz sebze meyvelerden, etten, sütten, hemen hemen tüm besinlerden alıyoruz. Koyu yeşil sebzelerde çok yüksek oranda var. Bu da başka bir konumuzda detaylı olarak inceleyeceğiz mineralleri de. Ancak işlem görmemiş tuzları tükettiğimiz zaman, bunları da biraz sonra değineceğim, bu iz minerallerini de almış oluyoruz. Vücudumuzda 102 adet bulunan iz minerallerin yaklaşık 60 ila değişik çeşit tuzlarda bu oranlar değişiyor ama 60 ila 85 kadarını da işlem görmemiş tuzlardan alıyoruz. Müthiş bir şey. Bu iz minerallerinin ve ana vücudumuzun ana ihtiyacı olan minerallerin fonksiyonları neler? Sağlam kemik oluşturulması, sinir sinyalleri iletilmesi, hormonların üretilimi, normal kalp ritminin sağlanması, çok elzem fonksiyonlarda rolleri var. Peki ben ve ailem biz ne tüketiyoruz? Yaklaşık 10 yıldır sofra tuzu kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani beyaz bildiğimiz akışkan sofra tuzu bizim bünyemize 10 yıldır girmiyor. Ama tabii bir parantez açayım. Dışarılarda yemek yiyoruz. Onları kontrol etmek çok zor. Ve umuyorum tahmin ediyorum ki yakın gelecekte artık tükettiğimiz besinler, hazır tükettiğimiz besinler ve restoranlar, iyi restoranlarda işte işletmemizde doğal tuz, işlenmiş tuz kullanılmamaktadır, doğal tuz kullanılmaktadır şeklinde açıklamaları göreceğiz. Ben görmek istiyorum bunu. Çünkü dışarı çıktığımız zaman hiçbir kontrolümüz yok ve hemen hemen tamamen işlenmiş tuz diyoruz diyebilirim. Peki biz ne tarz tuzlar kullanıyoruz? Bunlara kısaca bir değineyim. Himalaya tuzu, bu pembe bildiğiniz kaya tuzu bunlar.
Pakistan'dan Pakistan'da üretiliyor ve dünyanın her tarafına da dağıtılıyor. Fiyat olarak da oldukça pahalı bir tuz. Normal sofra tuzuna kıyasla söylüyorum. Bu tuzu tüketiyoruz. Bu tuzda da 84 adet iz minerali var. Gerçekten çok besin değeri çok yüksek. Demir oranı biraz fazla. Bundan dolayı da renginde hafif bir pembelik var. O da demir oranının fazla olmasından kaynaklanıyor. Tavsiye ederim. Yine tuz çeşitliliğini artırmak için Celtic tuzu da kullanıyoruz. Bu aslında deniz tuzu. Denizin en temiz olduğu bölgelerden, Fransa'dan çekiliyor ve doğal havuzlarda güneş enerjisiyle, güneşin buharlaştırma fonksiyonu kullandırılarak elde ediliyor, kristalize oluyor. Bunda da hafif bir gri renk var. Ekranın kenarında da bunları sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu da inanılmaz faydalı bir tuz. Tuz, yani sodyum klorür oranı diğerlerine göre oldukça az. %85'ler civarında, 80 küsürlerde. Diğer kaya tuzları ve kaynak sularından elde edilen tuzlarda, deniz tuzlarında bu oran %95, 97, 99'lara kadar varıyor. Sofra tuzumuzda 99 sodyum klorür oranı. Tabii konuştuğumuz farklar, yani işlem görmemiş tuzlarda da sodyum klorür oranı gerçekten yüksek. Yani minimum 85. O da benim okuduğum kaynaklarda Celtic tuzunda var. Kaya tuzlarında da yine 95-97 civarında. O fark tepedeki %3-5 oranında gerçekleşiyor. Yine Amerika'da yaşayan sevgili arkadaşlar, dostlar için söylüyorum. Redmond Real Salt tüketebilirler. Bu da son 2 senede öğrendiğim bir tuz. Çok eski deniz yataklarından elde edilmemiş, deniz yataklarından elde ediliyor. Bir zamanlar deniz yataklarıymış. Şu an kaya tuzu da değil ama bu yataklardan elde ediliyor. Çok temiz. Yine iz mineral oranı gerçekten çok yüksek. Bu da 60 civarlarında. Ve içinde bunun iyot da mevcut. Celtic tuzunda da bir miktar iyot var. Himalaya tuzunda mesela yok. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunu lütfen biraz çalışın. Fırsat buldukça. Tuz çok önemli. Sofra tuzu, eğer diğer tuzlara ulaşamıyorsanız tabii ki sofra tuzu tüketin. Tüketmemekten her zaman çok daha iyi. Ancak diğer tuzlara ulaşabiliyorsanız lütfen kaya tuzu tüketin. Deniz tuzlarında ufak soru işaretleri var. Bu benim bahsettiğim Celtic tuzu da buna dahil. Artık sanayi atıkları, gazlar, bunlar denizlerimizi kirletiyor. Plastik atıkları olsun, çok uzun sürelerde bunlar ufalanıyor ve kirletme yapıyor. Burada emin olmak çok zor deniz tuzunun temizliğinden. Dolayısıyla ben yine tekrar edeyim, Amerika'da yaşayan arkadaşlarıma Redmond Real Salt kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Yine Himalaya, Celtic tuzlara da kolay ulaşılabiliyor. Türkiye'de yaşayan sevgili dostlar, arkadaşlar, sizler de kaya tuzu tüketin lütfen. İşlem görmemiş olmasına dikkat edin. Çünkü kaya tuzu olması işlem görmediği manasına gelmiyor. Onların da rengini bembeyaz yapmak, akışkanlığını sağlamak için çok gereksiz ama maalesef yine işlemden geçiriyorlar. Çankırı kaya tuzu, özellikle bu konuyu bir inceleyin. Mağaralardan elde ediliyor. Tertemiz bir tuz. Kirlilik neredeyse hiç yok. Tespit edilebilen bir kirlilik yok en azından. Ulaşımı sofra tuzu kadar kolay olmasa bile çok çabuk ulaşabilirsiniz. Birkaç tane marka var. Bunları da internetten çok kolay tespit edebilirsiniz. Yine aynı şekilde son zamanlarda benim favorilerimden biri olan Kırıkkale doğal kaynak tuzu var. Burada bir firma, bir iş adamı gerçekten çok temiz bir sistem kurmuş.
kaynağın başından kirlenmeden oradan çekiliyor bu su. Ve kapalı sistemlerde yine güneş enerjisiyle kristalize olup tüketime kazandırılıyor. Bunu da bir inceleyin lütfen. Yine besin değeri çok yüksek. 80 küsür mineral olduğu söyleniyor. Tabii ben bunlarla ilgili Himalaya, Celtic, Çankırı, Kırıkkale tuzlarının test değerlerini inceledim. Yabancı kaynaklı olanlarda çok ciddi çalışmalar var. Bu 80 küsür mineralin hepsinin oranlarıyla yer aldığı testler var. Ama bizim kendi içimizde yaptığımızda tüm minerallerin olduğu testleri göremedim. Ama bu tuzları lütfen tüketin. Peki işlenmiş tuzlarda neler var? Yani neden işlenmiş tuzu sevmiyoruz? Bunu da buna da kısaca değinelim. Biliyorsunuz tuza rengini bembeyaz rengini vermek için kimyasal işlemler uygulanıyor. Aynı zamanda tuzun yine akışkanlığının sağlanması için de o eğili maddeler var. Onlardan ilave ediliyor. Yine alüminyum ilaveleri var işlem gören tuzlarda. Bunları lütfen kullanmayalım ve çok yüksek ısılarda da tuzun kristalin yapısı değişiyor. Bu yapıya da vücudumuz fazla su tüketerek vücudumuza aldığımızda fazla su tüketiminin olmasını sağlıyor. Dolayısıyla lütfen sofra tuzunu eğer diğer tuzlara ulaşamıyorsanız tırnak içinde tekrar söyleyeyim sofra tuzu kullanın ama bu saydığım tuzlara ulaşabiliyorsanız lütfen sofra tuzu tüketmeyin. İyotlu tuz konusuna bir değinelim. İyot yokluğundan 1960'ların öncesinde dünyanın çeşitli bölgelerinde çok ciddi sıkıntılar olmuş. Ve en çok her eve giren besin malzemelerinin başında tuz geliyor. Dolayısıyla tuza ekleme kararı alınmış ve tuza eklenerek bizlerin, insanların iyot sıkıntısı giderilmeye çalışılıyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Bu iyot doğada tükettiğimiz besin maddelerinde, gıdalarda mevcut. Deniz ürünlerinde mesela oldukça yüksek miktarlarda var. Deniz ürünü tüketenler iyot yeteri kadar alıyorlardır diye düşünüyorum. Tabii ki düzenli beslenme çok önemli. Düzenli beslenemiyorsak bu iyotu tuzdan almak faydalı olabilir. Öyle gözüküyor. Ancak bol sebze, meyve, deniz ürünleri, hatta süt ve süt mamulleri onlarda da iyot var. Sağlıklı beslenen insanlarda iyot sıkıntısı olması çok zor. Ancak iyot doğalında tuzda genel olarak bulunmuyor. Ancak bazı tuzlarda var. Bunları da bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Kırıkkale tuzunda olduğunu biliyorum. Aynı şekilde Redmond Real Salt, bu Amerika'da yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Onda da iyot olduğunu biliyorum. Ancak iyot tüketimi vücudumuz için çok önemli. Bunu da sağlıklı beslendiğimiz zaman sadece tuzdan değil başka gıdalardan da alabiliyoruz. Arkadaşlar her şey kararında güzel. Dünyanın en temiz suyunu bile çok tükettiğimiz zaman vücudumuza faydadan fazla zararı oluyor. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla da tuz ne kadar vücudumuz için elzem olsa da fazlası zarar, ortası karar. Lütfen kararında tuz tüketelim, sağlıklı tuzları tüketelim. Hepinize şekersiz günler diliyorum.